28 Eylül 2020 Antalya döşeme altındayız. Yanımızda Güngör Özkaya. Evet. Rekor gelişim müşterimiz. Burada Nar Bahçesi'nde bu sene rekor gelişim kullandınız. Evet, kullandık. Abi neler oldu? Bu ağaçlarımız neydi? Geçen sene ne durumdaydı? Bu sene ne durumda? Geçen sezon biz bu ağaçlara yanlışlıkla otilaj attık. Tamamen kuruma noktasına geldiydi. Aha. Yani kuruma başladı. Kaç yaşında bunlar? Onu söyleyelim. Yaklaşık 8 yaşında bu ağaçlar. 8 yaşında? 8 yaşında. Rekor gelişimi kullanmaya başladıktan sonra ağaçta bir değişim olmaya başladı. Kendini yeniden filizlendirmeye başladı. Bir de toprak yumuşadı. Toprak yani yumuşadı diyorsunuz. Su girmiyordu altına. Artık bu muhitin adı ne? Yağcaköy. Yağcaköy. Döşeme altı Yağcaköy. Evet, devam yani toprak tekrar kendine dönmeye başladı. Yani özüne dönmeye başladı. Yeni verim vermeye başladı. Hı hı. Yani biz bunu ağaçta hissettik. Böyle yani. Şey olarak şimdi geçen seneye göre verimleri de nar taneleri de şey oldu. Bayağı bir irileşti yani. İrileşme olmuş. İrileşti. Şimdi yanlış uygulama sonucu hasar gören bir ağaç. Şöyle şu ağacın tepesini de gösterelim. Şurayı. Sürgün. Buradan şu sürgünleri de gösterelim. Bunlar bir de alınmış şekli değil mi? Aynen şu gibiydi bizim şuna bahar girişinde şöyleydi yani buna dönüyordu. Biz bunu atınca bu hastalıktan kurtardık yani. Şurada herhangi yani bir buğdama yapılmadı değil mi yan bahçede? Yok. Burası sınır. Şöyle gelelim. Şuradan üstü gösterelim. Yan tarafı. Şöyle yana bakıldığı zaman şu tarafa. Şunun gibi 7-8 şey tane ağaç kurtardık biz sezon başında şimdi rekor gübreyle. Şimdi bu ekranda görülen atılmayan. Şuraya geçelim. Buradan da bu tarafı gösterelim biz sürgünleri. Bir de bunlar alınmış. Böyle gidelim. Yavaş yavaş. Sürgünleri biz 2-3 defa aldık. Ona istinaden gene böyle büyüdü. Yani şu tutumları, şu sürgünleri maşallah görülüyor. Şurayı şöyle gösterelim. Onun dışında başka bir uygulama yaptık mı burada? Onun dışında bir yaprak gübresi uyguladım ama onun pek faydası olmadı. O bizim, şeyden, rekordan bizim, önce. Bizim ürünümüzü böyle gelin. Evet. Rekor gübre ürününü, yaprak gübresini başka yerde kullandım. Rekor gübresini benim evde kullandım. Buraya kullanmak yaprak fırsatım gübresini olmazdı. Bunun yaklaşık bunlarla birlikte 1,5 katı nar oldu bunun büyüklüğünle. Yani bunun büyüklüğünle. Yani ben bunları kombine kullansaydım, ikisini bir kullansaydım şu büyüklüğün 1,5 katına ulaşacaktı. 1,5 katı olurdu. Orada cevize de verdiniz. Cevize verdim. Ceviz bu sene ekildi. Yaklaşık 1 metre boyundaydı. 2,5-3 metre boyuna çıktı. 3 metre geldi. Orada yaprak gübresi. Yaprak gübresiyle birlikte kombine burada kullandık. Rekor gelişim. Burada şöyle sadece gidelim. Rekor gelişim gidelim. Kullandık. Şimdi bu sağ taraf gördüğünüz şu an izlediğiniz yer rekor gelişim uygulanan bölge. Hemen sınırdayız. Bu tarafta uygulanmamış. Şöyle göstererek gidelim. Şu an gördüğünüz uygulanmayan yer. Şu da uygulanmış. Şu sürgünleri görüyorsunuz yeni yılda. Şöyle. Şöyle şuradan daha net görünüyor. Siz uygulamayı yaptınız. Evet. Uygulamayı yaptıktan ne kadar sonra ağaçlarda değişim olmaya başladı? Yaklaşık 1,5 ay sonra bunlarda değişim gözlendi. Ben evimdeki şeylere mesela avokado falan var. Evet. Onlarda yaklaşık bir hafta sonra ben avokadonun şekil değiştiğini gördüm. Bir hafta sonra değişti diyorsunuz şekil. Aynen. Şöyle narlarımız. Şu an irilik olarak nasıl görüyorsunuz meyve kalitesi olarak? Meyve kalitesi olarak geçen senenin iki katı. Yani hem parlaklık hem irilik olarak. Geçen senenin. Şuradan da gösterelim. Geçen sene satıcılar buraya bu bahçeye girmek istemiyordu. Yani bu bahçeye giriyorlardı. Biz burayı almayız diyorlardı yani kalitesine şöyle baktığında. Şöyle gösterelim yakında. Bu sene ben gelmeden kendileri aldılar gittiler. Telefonda sattım burayı. Yani bahçeyi telefonda sattık diyorsunuz. Şu şekilde görülüyor buralarda da. Şuradan da gösterelim. Alttan ki her noktada şeyler aynı olduğu görünsün. O şekilde. Rekor gelişimi gönül rahatlığıyla tavsiye eder misiniz? Yani mükemmel bir şey. Ben yani siz zaten bizi izliyordunuz internet üzerinden. Ben çok takip ediyordum ben kanallarımızdan. Aynen takip ediyordum. Ama böyle bir şey olacağına inanmıyordum ama yani. Ama şöyle ben çaresizlikten kullandım. Hani dedim ağaçlar bakayım, gidiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Rekor gübre firmasının ürünleri tabandan uygulanan rekor gelişim, rekor gübre yaprak gübresi ve rekor damlama gübresi olarak değişik çeşitlerde kombine olarak kullanılmasını öneriyoruz. Evet. Hepsinin ayrı ayrı özelliği var ama ne maalesef ki sizin gibi insanlar aynen böyle çaresiz kaldığını da düşünüyorlar ama şunu söyleyeyim. Verim veriyor iyi dediğiniz ağaçlar. Ben yani bunu kullanmasaydım bu sene ağaçların üçte biri yoktu yani burada. Üçte biri yoktu. Zaten nitekim bu karşı komşu bu da akrabanızın yeri. Aynen. Onlarda kayıplar var. Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Vallahi kullanmalar gerekiyor. Öncelikle döşeme altı narcılara. Toprağı gerçekten ilk işlenmemiş haline getiriyor toprağı. Hiç işlenmemiş yani, bir toprak haline getiriyor. Yani işlenmemiş derken toprağınızı en verimli, en sağlıklı hale getiriyor. Aynen aynen. Şu anda topraklar işlene işlene gıdası gidiyor. Peki ağaçların toparlanması
konusunda. Toparlanması normalde ben aldım da ziraatçı bu sene bir şey göremezsin. Seneye hı-hı, görürsün etkisini dedi. Ama biz bu sene narlarda gördük yani. Peki, farkı gördük. Bu senenin sezon iklim durumundan da bahsedin. Mayıs-Haziran dönemlerindeki. İklim durumu geçen senelerle aynıydı yani öyle yağış bakımından sıcaklık. Haziran-Mayıs arasında bir sıcaklık sıkıntısı olmuştu Mayıs aylarında. Tam çiçeklerde. Aynen. Sezonun zor olmasına rağmen bu sonuçları gördünüz. Yani bu sezon ben geçen sezona karşı yani biz ikisini de eşit baz alırsak bu sezon yani gerçekten iki kat fazla verim aldık. Hem yaprakta güzel göründü bu hem de meyvede yani. Şu anda meyvede görüyoruz. Evet. Ben hiç yani yaklaşık 7-8 senedir bu ağaçlarda şöyle parlak bir meyve görmediydim. Şu şekilde parlak bir meyve görmediniz. Evet. Peki meyve kalitesi sağlıklı mı sizce? Şey bence olarak? Çok sağlıklı yani. Gördüğünüz öyle kadarıyla. Görünüyor. Öyle görünüyor. Biz teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Buradan teşekkür bütün narcılar izleyecekler. Aynen. Narcılar. Sizi ben bütün ağaçlarıma kullanıyorum. Zeytinlere, narlara, hı, avokadoya. Hepsinde de gördüm yani. Biz teşekkür ederiz. En geç 1,5 ay içinde şeyi fark sonucu, ediyorum. Sonucu aldınız. Aynen. Burada sonuç görülüyor. Yanlış bir yani ot ilaçlaması sonucu ağaçlarda bir hasar yaptınız. Aynen. Bu sezon kullandınız. Sonuç ortada. Aynen. Geçen seneye göre 2 kat verim. Ağaçlar canlı, sürgünler aynen, gayet güzel. Ağaçlar kendine geldi. Peki bu kadar sonuca rağmen fiyat değerlendirmesi yapın bir de. Fiyat değerlendirmesini yani ben insanlar şimdi... bazen diyor ki pahalı diyor ama... Pahalı yani normalde bir insanın... Ama bu kadar sürede bu ağaçların tekrar geri dönüp bu sürgünü yapıyor olması... Yani şimdi iki senede bir... Mesela geçen sene her sene sezonda şey atıyordum. Bu devletin yasaklı gübresinden atıyordum. Şöyle söyleyeyim, şöyle isim vermeyelim. Ağaç başı ne maliyetiniz oldu diyelim. Bunu hesaplıyor. Yaklaşık 3000 lira. 180'e böldüğünde ne yapıyor? Şey olarak bir ağaç başına kaç gram attınız mesela? Yarım kilo mu attınız? Aynen o civarda. 5 lira maliyetiniz var. 5 lira maliyeti. 5 lira 2 yıl maliyette olan bir şeyle bu bahçeyi bu hale getiriyorsunuz. Aynen. Örnek veriyorum. Bu ağaç başında diyelim 25 kiloyken 50 kilo nar aldığınızda bile siz zaten en az bir 20 katı o verdiğiniz 5 liranın karşılığını almış oluyorsunuz. Aynen. Doğru mu? Bir de o bu şekilde yapalım karşılıklı hesabınızı. Gübreleri atacak olduğumuz gübrelerden hı-hı, şey yapıyoruz. Ne o? Toprağınız çalışırsa zaten aynen, onlardan da dengeli bir tasarruf sağlamış tasarruf oluyorsunuz. Tasarruf sağlanıyor. Buradan aynen, bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen. Bol bereketli yani, hasatlarınız olsun. Aklı olan kullansın diyorum ben yani başka bir şey yani. İnşallah. Teşekkür ederiz. Rica ederim.